Nasıl sen? Geceden beri aramadım, hastane, karakol kalmadı. Cembele el ele çıktın gittin, cep telefonu kapalı, kazam geçirdin. Gece gece başına bir iş mi geldi? Aklımdan neler geçti ya? Abla ben çok özür dilerim. Şişt, sus annem, sus, annemler duymasın. Onlara da dedim ki ayağında kalıyor, dedim sakın çaktırma. Sen benim için yalan mı söyledin? Senin için yalan söylemedim, annemler için yalan söyledim. Endişeden ölmesinler diye. Ben gerçekten çok özür dilerim. Özür falan dileme sana. Kızım Can Bey'le el ele çıktın gittin, manyak mısın nesin sen ya? Hayır hayır, el ele çıkmadık. Tuttu çekti beni, biz öyle çıktık. Otur şunu, otur çabuk anlat hemen. Hemen bütün detaylarını istiyorum. Tamam anlatacağım ama bana kızmayacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz veremem, anlat. Anlat. Tamam. Şimdi Can Bey'in ormanda bir dağ evi varmış. Oraya fotoğraf basmak için gidecekmiş. Biz gittik, ateş yaktı, mangal yaktı, yemek yedik, sohbet ettik. Sonra ben uyumuşum. O kadar. O kadar. O kadar. Sanırım sen yoksa etkilendin mi bu adamdan? Nesine etkileneyim ki, normal bir insan? Ablacığım normal bir insan falan değil. Çok ünlü, zengin, başarılı, yakışıklı bir adam. Ne yapsın bakkal Sanem'e? Bak saçma sapan hayaller kurmuyorsun değil mi? Ben mi hayal? Can Bey ve ben. Yok hayal kurmuyorum. Hı? Kurma. Hiç olacak bir şey değil çünkü. Ayrıca var ya o adamın her şehirde bir sevgilisi vardır. Ben sana söyleyeyim. Tipik, kaslı, çapkın, yakışıklı bir erkek yani. Ne yapsın bakkalı? Böyle şeyler ancak dizilerde olur ablacığım. Vallahi gerçek hayatta olmaz. Sen de şimdi aklın başına devşir. Tamam mı? Hı-hı. Artık işine odaklan. Daha fazla da beni rezil etme. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha anlatsana. Oh! Hadi hazırlan. İşe geç kalacağız. Hadi. Yok lan. 20 çarpı 30 70 etti. Yok nasıl oldu bu ya? 20 ile... Buyurun ne lazımdı? Konuşmamız lazımdı. Hayırdır ya? Sen kimsin be kim? Necisin? O kadar adamla papazsın ki sen hangisisindir diyorsundur şimdi. Senin de işin zor be. Nişanlı mısın? Çok dikkatlisin. Yok be, hiç dikkatli değilim aslında da. Bu aralar nişan yüzükleri konusunda hassasım sadece. İbo'nun adamı mısın? Yok yok, Hasan gönderdi seninkisi. Yok yok, ben kimsenin adamı falan değilim. Güzel dükkan. 40.000 liraya almışsın burayı insanlardan. Ertesi gün geri almaya gelmişler. 100.000 lira istemişsin, 100.000. Ne yapacaksın? Serbest piyasa ekonomisi. Bir günde 60.000 kar. Bir tefeci için bile çok fazla. Ha bir de sende tefecilik de varmış. Sonra ne ya? Varsa var, ne olacak? Ağır cezası var. Standardı 3 ila 6 yıl. Sen bir de defalarca girmişsin, çıkmışsın, iyice artacak. Hakime hesap da veremezsin. Ya bana bak, benim asabımı bozma bak. Benim sıkıntılı adamlarım var, üzerler seni ha. O adamlar diyorsun bir de, örgütlü suç. Of 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 of. 4-5 yılda oradan yersin. Şartlı talihi de hesaba kat. Katlandı mı katlandı, katlandı mı katlandı. Artık hesabı sen yap kaç yıl yatarsın diye. Ben sıkıldım çünkü. Nişanlın da sıkılır haliyle. Yani kim bekler ki nişanlısını hapisten çıksın diye onca yıl. Sen benim şartlı talihimi nereden biliyorsun ya? Ben senin hakkında daha neler biliyorum neler. İhsan, çakal İhsan. Kısaca sen şu kadarını bil. Burada bakkallık falan yapamazsın. Ne yapar ederim, seni buradan ederim. Anladın? Anlamışsın belli. Şu sıfatından anladığın belli. Şimdi şu anahtarları al. Sahibine iade et. Aldığın paraya geri sat. Ben de seni bir daha rahatsız etmeyeyim. Anlaştık mı? Güzel. Güzel. İyi günler. Şunu da bakkalın küçük kızına ver. Acıkmıştır şimdi. Ya baksana sen kimsin harbiden ya? Takıntılı bir adam. Taktım sana.
Sanem, hadi bitmedi mi hazırlığın ya? İşe geç kalacağız. Anne, biz çıkıyoruz. Geldim, geldim. Kız, neredesin sen? Niye gelmiyorsun eve? Ayanlarda kaldım ya. Makyaj mı yaptın sen? Yo, az bir şey. Aa, yapmış, makyaj yapmış. Bakayım ablacığım. Ay, çok güzel olmuş. Ama gözlerini öyle sürekli kırpıştırıp durma. Sen alışkın değilsin Remel'e, o yüzden böyle kırpıyorsun biliyorum ama o kuruyacak. Ama böyle birbirine yapışacakmış gibi geliyor, gözümü açamayacakmışım gibi geliyor. Kuracak, kuracak o. Üstüme iyilik sağlık, sana makyaj yapmış. Ne oldu? Ne istiyorsun İhsan abi? Dur, sakin ol ya. Dükkanı geri vermeye geldim size. Bana bak, öyle dalga malga geçiyorsan biz hiç havamızda değiliz. Yürü hadi, sinirlerini bozma. Ne oluyor Meykube? Ne gürültü? Ha, buyur. Ha, yat abi. Al abi, bakkalın anahtarı. Bana hayır gelmedi oradan abi. Ben uğraşamam öyle işler. Sakız al, çikolata ver, bilmem ne. Ver, gırtlaklayacağım birine. Bizim başka bir şeklimiz var abi. Aldığım fiyatı geri veriyorum sana. Ha, sıkıntı yok. Tabii, ödemeyi de ne zaman istersen yapabilirsin abi. Çok rahat ol. Yay yani kendini, tamam mı? Ha, bir şey daha var. Bir ara uğrayayım da şöyle bir oturup biraz sohbet edelim. Abi kardeş çıktı, çay içeriz belki ha? Benim beyimin ne işi olur seninle be? Hadi, hadi başka kapıyı hadi. İyi peki, tamam tamam. Hadi eyvallah. Aldık dükkanı, aldık. Başardık ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu İhsan'ı biri korkutmuş. Ben yani birinden korkmuş ama kimden korkmuş bu İhsan? Benden. Benden kızım, belli olmuyor mu korktuğu benden? Öyle kedi gibi geldi, yok dost olalım falan miyavlamasından belli değil mi? Ha. Bir daha kolay kolay da giremez bu sokağa. Sokma. Sen babanı ne zannediyorsun kızım? Esas gençliğinde görecektin babanı. Böyle sokağa girdiğinde o gölgesi böyle sokak. Sanım! Allah senin cezanı vermesin. Az kalsın, unutuyordum. Az azıcık kaldı. İyi ver bari. Acıkmıştım zaten. Afiyet olsun. Hadi kaçtım ben, Allah'a emanet. Hadi, hadi selamet. Ay hadi, hadi biz de girelim, hazırlanalım da bakkalımızı açalım. Hadi, hadi. Nihat'cığım hadi. Hadi. Kız hadi gele, iyiyiz be. Hadi, hadi biz de gidelim artık, işe geç kalacak ya. Tamam. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bana niye çikolata vermedi ya? Ya? Çünkü sen sevimsiz ve soğuksun. Ya şaka yapıyorum, gel tamam. Veririm sana çikolatamdan. Bir diş. Aman istemez, kilo yapıyor zaten.